Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında hazırlıklar başladı. Bayramda ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, büyükbaş ve küçükbaşta kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başlarken, genel olarak dikkat edilmesi gereken noktaları ise veteriner hekim Mehmet Akif Soylu anlattı. Kurban alırken önce alınacak hayvanın sağlıklı olması lazım. Genel görüş itibariyle sağlıklı olması lazım. Daha sonra hayvanın rektal muayenede gebe olup olmadığına bakmamız lazım. Boş, gebe olmayan bir hayvan almamız lazım. Ve yaşını doldurmuş, 2 yaşını doldurmuş bir hayvan tercih etmesi gerekiyor. Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli? Satış alanlarında kurbanlıkların sağlığı için neler yapılmalı? Soruları uzmanına sorduk. Kurban edilecek hayvanın elbette sağlıklı ve belli noktalarda kurban edilmesine uygun şartları barındırması gerekiyor. Vatandaşların, uzmanların ifade ettiği açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Soylu, sağlıklı ve kurban edilecek hayvanların nasıl anlaşılabileceğini anlattı. Şimdi boynuzu kesik, kuyruğu kopuk, kulağı eksik ve kesim yerine kadar yürüyemeyecek kadar kötü hayvanı kurban olarak tercih etmememiz lazım. Ama kurbandaki olay şu, sizin kurbanınız önemli olan, siz bu hayvan benim kurbanım olur demelisiniz. Burada daha güzel olanı kesmek lazım. Herkesin bütçesine uygun en güzel hayvanı, tabii niteliklere uyan, yaşını doldurmuş hayvanı kurban etmesi gerekmektedir. Kurban alacaklar kadar kurban satıcıları da hayvanların sağlıklı bir şekilde olmasına dikkat etmeli. Veteriner hekim Mehmet Akif Soylu, satış yerlerinde hayvan satıcılarını özellikle hayvanların stres yapmaması için uygun ortamı oluşturmaları noktasında uyardı. Biraz daha hayvanları stresten uzak, düzgün, kaliteli gıdalarla beslerlerse hayvanlar daha sağlıklı olacaklardır. Şunu da söylemek lazım. Hayvanlarımızı çok aşırı yemle besleyip, yağlandırıp müşteriye yağlı hayvan vermek de istemiyoruz. Çok zayıf, yemsiz bakıp hayvana, işte müşterimize daha yağsız, işte kalitesiz bir et de vermek istemiyoruz.